Sağlıklı Hayat'tan hepinize merhabalar efendim. Bugün de dop dolu bir içerikle sizlerle birlikteyiz. Herbalist uzman İbrahim Gökçek Beyefendi bizlerle birlikte ve değerli bilgiler alacağız rahatsızlıklar hakkında, özellikle karaciğer rahatsızlıkları hakkında ve nasıl tedavi edilebilir, hangi yöntemler destekleyicidir bunları öğreneceğiz. Merhabalar İbrahim Bey. Merhaba. Nasılsınız efendim? Sağ olun, teşekkürler. Güler yüzünüzle yine karşımızdasınız. Teşekkür ediyoruz. Pozitif bir şekilde sizden de enerji aldık bugün. Tabii ki karaciğer rahatsızlıkları çok ciddi rahatsızlıklar. Hepatit B, hepatit C, işte sarılıklar çok ciddi boyutlara ulaştığında hayati tehlikeye kadar ilerleyebiliyor. Koruyucu hekimlik açısından ya da bu rahatsızlık üzerinde yaşayan izleyicilerimiz nasıl davranmalı, nasıl bir yaşayış tarzı izlemeli ve hangi yöntemleri kullanmalılar? Evet, sarılık yani hepatit bilindiği gibi karaciğer iltihaplanmasının Latince ismi yani hepatit. Hepatit B, hepatit A, hepatit C gibi, hepatit D, hepatit E gibi daha az gözüken kısımlar da var. Bunlardan en tehlikelisi hepatit C virüsü, HBC. Burada hepatit C'ye yakalananlarda %80 kronikleşme durumu var. Yani Allah korusun siroza kadar gidebilir, karaciğer iflas edebilir tedavi edilmezse zamanında. Evet. Sarılığın yani hepatit C'nin, hepatit B'nin oluş sebebi kan nakliyle olabilir, cinsel yol olabilir vesaire birçok sebep olabilir. Kişi sağlıksız besleniyorsa özellikle de alkol kullananlarda. Sigara, alkol evet çok zor. Karaciğer yavaş yavaş iflasa gidiyor. İflas ediyor çünkü alkol karaciğerin yağlanmasına sebep oluyor. Sertleşiyor. Fonksiyonlarını yavaş yavaş kaybediyor. Karaciğer yağlanması nedeniyle veya hepatit B, hepatit C nedeniyle veya karaciğer değerlerinin yükselmesi nedeniyle bize çok çok farklı hastalar geldi. Hamdolsun bugüne kadar bize gelen hemen hemen bütün hastaları tedavi ettik. Mesela hepatit C ile ilgili çok ağır vaka doktorların hepatit C dediği teşhis kodukları Ahmet Bey HCV 5.93 demiş doktoru Akçaabat Devlet Hastanesi'nde. Bir gün sonra başka bir doktora gittiğinde o da anti HCV 5.99 pozitif yani yine o zaman panik olmuş. Yani kimyasal ilaçların da yan tesiri çok büyüktür diye kullanmak tabii istememiş. Bir yakını vasıtasıyla bizi aradı. Tedavi edebilir misiniz? Dedim ki ya çok ağır bir hastalık. Evet. Yani kronik hepatit C. Yani bilemiyorum dedim yani. Bunun sonu Allah korusun siroza gidiyor. Tedavi ederim demek, tedavi edemiyorum demek. Yanlış olur. Kullanacağız, bakacağız, göreceğiz. Yani şöyle yaparız, böyle yaparız demek yanlış. İlaç kullanırken de alabilirler mi sizin iksirleri, tonikleri? Olabilirler. Zaten destekleyici olarak. İlaçlar var fakat onların tedavi edici özelliği yok zaten. Mesela Almanya'da tanıdığım var yıllarca. Kimyasal ağır ilaçlar kullanmış bir faydası olmuyor. Evet. Çok çok etkili şifalı bitkiler var. Mesela deve dikeni tohumu. Deve dikeni tohumundan Almanlar ekstraktını, damlasını, drejesini yapıyorlar. Çok çok sadece deve tohumu değil. Mesela şahtere çok çok etkili. Deve dikeni tohumu, kara Isırgan, hindiba. Evet. Isırgan biraz daha romatizme, eklem ağrılarına, idrar yolları enfeksiyonuna karşı evet etkili. Çok çok güzel bitkiler var. Bu beyefendi bize tedavi olabilir mi? Şansım var mı? Dediğinde deneyeceğiz dedim. İksir, tonik ve özel bir karaciğer çayı, enfeksiyon çayı, ozon yağı. Bizim ürünleri kullandı. Tam 4 ay sonra tekrar doktoruna gittiğinde negatif. Burada elimizde veriler var. Negatif dedi doktorlara. İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi. HCV negatif. Evet. Doktor raporuyla belgelendi. Yani bitkilerle kronik hepatit C'yi tedavi ettik çok şükür. Evet, ne mutlu. Aradan takriben bir yıl geçtikten sonra acaba yeniden
bir alevlenme var mı, geri dönüş var mı diye tekrar başka bir doktora gidiyor, tekrar muayene oluyor, tekrar negatif, hiçbir şey yok. Aa, çok iyi. Kesin olarak böyle bir riziko oradan kalkmıştır. Yani yok. Evet. Teşhis ettiler. Daha sonra bir başka bir rahatsızlık nedeniyle başka bir hasta geldi bana. Adamcağız maratondan gelmiş gibi terlemeler, ter su içinde kalmış. Mendille sürekli yüzünü siliyor. Oturdu, dedim ki ne var, ne oldu? Maraton mu var bugün dedim. Yok dedim, maraton değil. Ben dedi merdivenlere çıktım, bu kadar terledim. Allah Allah. Evet. Neden dedim? Yani yıllar önce hipofiz bezesinde, hipotalamusun altında, evet, nohut büyüklüğünde sarımsak gibi böyle sallanan hipofiz bezesi birçok hormon salgılar. Evet. Yani hormonların orkestra şefi gibi. Başı. Evet. Evet, bütün hormonları o yönlendirir. Burada toplu iğne başı kadar bir mikroadenom, yani kötü bir kist gibi oluşmuş. Bir şey. Evet. Doktor demiş ki burundan gireriz, ameliyat ederiz. Fakat 6 ay sonra yine çıkar. Çözüm değil. Hı. Ne yapacaksın ya? Bununla yaşayacaksın deyince adamcağız hayata küsmüş. Evden dışarı çıkmamış, işi gücü bırakmış. Yiyor, içiyor, yatıyor. Hiçbir şey düşünmüyor. O daha kötü. Hareketsiz yaşam. Evet. Değil mi? Bir gün televizyonda seyretmiş benim anlattıklarımı. Beni aradı. Tedavi edebilir misin? Dedim ki geleceksin, göreceksin, deneyeceğiz, bakacağız. Evet. Yani tedavi edelim mi, edemem mi? Denmez. Yani bu Allah bilir. Buyur gel. Geldi. Dedim ne bu hal? Geldiğinde bana ter suyu içinde kalmış her taraf. 5 senedir hareket etmediğinden bütün damarları yağlanmış, daralmış, sertleşmiş. Hareketsizlik. Hareketsizlikten evet. Beyin damarları, sırtındaki damarlar daralmış. Az bir efor, hareket yaptığında perişan oluyor. Yani merdiven bile çıkmamış yıllarca. Şimdi bizim ürünleri kullanmaya başladı. İksir tonik, karaciğer çayı, damar çayı, ozon yağı. Kullanmaya başladığında ALT'si 82, ALT'si 151. 6 hafta sonra ALT 27, ALT 28. Yani karaciğer değerleri normale döndü. 6 hafta içinde. Bana geldi diyor ki sanki diyor boynumda bu iksiri kullandığım zaman diyor iksiri içtiğim zaman diyor böyle matkapla deliyorlarmış gibi diyor. Böyle bir şeyler oluyor diyor. Hisse kapıldı evet. Evet yani bunu kullandığı zaman kişi damarların iç yüzündeki plaklar çözüldükçe orasından burasını böyle tık tık ediyor. Adam huylanıyor. Nedir bu diyor. Dedim ki temizleniyor. Korkacak bir şey, panik olacak bir şey yok. Damarlar açıldıkça yavaş yavaş olur normal. 6 hafta içerisinde karaciğerdeki bütün değerleri düzeldi. Prolaktin hormonu 38.62, yani bir bayandaki bu kadınlarda daha yüksek olur. Sütle ilgili bir ürün. Anne sütünü artırıcı bir hormon. Prolaktin. Prolaktin evet. Bir erkekte olması gereken en fazla 14-15. Bunda 38.62 fırlamış gitmiş. Evet. Aşırı bir hormon. Kadın bu hipofiz bezesindeki mikro adenom nedeniyle 0.38'e düşmüş. Şimdi evet, doktor demiş ki evladım yeter, ne kullanıyorsun, yeter artık kullanma demiş. Her şey normal, artık hiçbir problem yok. Hipofiz bezesindeki mikro adenom da erimiş. Alete, asete, karaciğerdeki yağlanma da ortadan kalkmış. 6 hafta içerisinde. Çok güzel. Yani elimizde bu tür yüzlerce rapor var. Alıp kullananların. Hamdolsun yani hepatit B gibi, hepatit C gibi, karaciğer yağlanması gibi rahatsızlıkları tedavi edebilmek çok çok ağır. Kişi şayet yanlış besleniyorsa, mesela beyaz un dedim daha önce de, yapılan ekmek, mantı, makarna, börek, çörek direkt şekere dönüşür. Bu da bağırsaktaki mantarları besler. Şekerli besinler, şekerli tatlı yiyecekler, içecekler
Bağırsaktaki mantarı besler. Mantarlar toksik madde üretir. Etan, metan, bütan gibi gazlar. Etil alkol, metil alkol, butil alkol, zehirli alkoller. Bu toksik maddeler emilerek karaciğere gelir. Karaciğer ne yapsın? Bir, karaciğerin zaten kendi fonksiyonları, görevleri var. Birçok enzim, hormon vesaire salgılıyor. Salgılıyor, evet. Bir de bağırsaktan toksik madde geliyor. Vitamin, mineral, enzim, glikoz geldiği gibi toksik madde geliyor. Karaciğer ne yapıyor? Bağırsaklardan gelen toksik maddeyi arıtmak için B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit harcıyor. Aşırı vitamin harcıyor. Bu vitaminlerle bağırsaktan gelen toksik maddeyi bağlayarak atmaya çalışıyor. Evet. Bu nedenle aşırı vitamin harcıyor. Zamanla karaciğer yoruluyor, yağlanıyor. Bu nedenle bağırsakları tedavi etmeden karaciğeri tedavi edemezsiniz. Evet. Ve bunun için de iksir toniği tavsiye ediyorsunuz. İkisi nasıl edinebilirler? İzleyicilerimiz şimdi merak edecekler. Nerelerden nasıl ulaşabilirler? Evet. Şimdi gökçekaktar.com veya doğaltedavi.net, gökçekiksir.com, gökçektonik.com, gökçekdiyet.com diye sitelerimiz var. 30'a yakın. Bu iksirin birleşiminde iksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal gibi bitkiler var. Bunlar Güneydoğu Asya'da mesela Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde, Çin'de zencefil, zerdeçal, kurkumalonga, birçok bu bitkiler çok tüketilir. Baharat olarak, çünkü bu ülkeler tropik, sıcak ülke. Et tez bozulabilir. Mantar çabuk türer. Mantarlar, bakteriler hızla sıcak ortam. Evet, çabuk ürer. Küflenir, mikroplar hızla yayılır. Bu baharatları kullanmazsa insanlar hemen hastalanır. Gerçekten. Kokuşur. Çünkü zencefilin olduğu yerde mikrop olmaz. Evet, bunu biliyoruz. Zencefil bağışıklık sistemini güçlendirir. Çok güçlendirir. Antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Zerdeçalla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Kanseri önlüyor. Kanseri önleyici etkileri var. Zerdeçalla ilgili. Zerdeçalı tavuk yemeklerinde de çok kullanırım. Baharat olarak çok faydalı. Hem şifalı, lezzetli. Tavuğa da çok yakışıyor. Bunu da parantez içinde belirteyim. Bağırsakları temizler. Evet. Bağırsaklardaki kokuşmayı önler. Şayet kişi mesela diyelim ki misafirliğe gitti veya canı çekti, istemeyerek işte çorbaydı, yemekti, arkasından tatlı şunu şunu yedi. Sonra da tabii yemek güzel. Sonra da rahatsız oldu. Rahatsızlık oluyor, evet. Bu iksirden çalkalamak lazım her seferinde. Tabii. 2 yemek kaşığı veya 3 yemek kaşığı içebilirse bir fincan içtiği zaman 10 dakika sonra hiç yemek yememiş gibi sindirimi kolaylaştırır. Pankreası, karaciğeri, ince bağırsağı, mideyi harekete geçirir. Sindirim salgılarının kalitesini artırır. Çok güzel. Eğer bunu kullanmazsa bir kişi, diyelim ki öğle yattı, ağır yemek yedi, yattı. Sabaha kadar kabuslar görür, uyuyamaz. Evet. Fakat bundan az bir şey, yarım fincan, bir fincan içtikten sonra kişi hiçbir şey yememiş gibi rahat uyuyabilir. Evet. Tabii ki doğru beslenmek tabii önemli. Karaciğeri ve böbreği de temizleyip rahatlatıyor, değil mi? Karaciğerdeki yağları eritiyor. Aleti, asete değerleri vatandaşta fırlamış gitmiş. Evet. 6 hafta içinde normal seviyeye düşürüyor. 6 haftada. Birinde. Diğerinde hepatit C. Dünyada tedavisi yani böyle mümkün değil. Evet. Çok ağır bir hastalık. Neden gerçekten? Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yani bunun birleşimindeki bitkilerin hepsinin de zaten klinik araştırmalarla etkisi %100 ispat edilen bitkiler var. Evet. Bitkiler kategorik olarak 5 ana sınıfa ayrılır. Yani klinik araştırmalarla etkisi %100 ispat edilen bitkiler. Komisyon E tarafından hakkında monografi yayınlanan bitkiler. Homopatide kullanılan bitkiler. Aromaterapide kullanılan bitkiler. Evet. Biz burada genellikle klinik araştırmalarla etkisi %100 ispat edilen bitkiler kullanıyoruz. Mesela deve dikeni tohumu ekstraktından bugün birçok çeşit haplar yapılıyor. Evet, deve çok etkili o da. Deve dikeni tohumu. Veyahut da enginarın yaprağı. Şimdi günümüzde bazıları zannediyor ki enginarın yenen çiçek tabanından aynı etken madde var. Aynı etken madde, yani yemeğe yapılan enginarın çiçek tabanı etken madde
Silimar hemen hemen hiç yok. O çiçeklerini atıyorlar bir de, yazık. Demek ki onlar da yense Ege bölgesine yeniyor aslında. Bu yenen kısmı etkisi çok çok az. Yenir, güzel bir tadı var da. Esas yaprağında enginlerin mı şifası? Etkili olan kısmı o tikenli yaprağıdır. Ama çok acı olduğundan evet. Kimse onun çayını dahi içemez. Çok acı. Ama karaciğeri de en iyi gelen. Karaciğeri dostudur. Enginar dostudur evet. Yani. Enginar hepimiz artık biliyoruz. Yemek kısmı değil ama yaprağı. Yaprak kısmı. Evet. Ama orası da yemek sırasında çöpe atılıyor. Evet, çöpe atılıyor maalesef. Çöpe atılıyor. Peki onu kaynatıp suyunu içseler faydalı olur mu? Tabii tabii olur. Fakat zaten burada iksirin içerisinde her şey var. Var. Hı-hı. Ama hani şimdi enginar mevsimi geldi. Pazarlarda görüyoruz. Belki alanlar olur. Evet, onları çiçeğini kaynatsınlar, atmasınlar. Evet. Değil mi efendim? Tabii tabii tabii. Birlikte faydası olur. Olur. Birlikte tabii. Daha faydalı olur. Evet. Ege bölgesinde çiçekli bir şekilde pişiriliyor. Öyle mi? Demek ki o etken maddeler de yemeğe geçiyor o zaman. Sapının yaprağı, o evet. Tikenli olan hı-hı. Kısmı etkili. Hı-hı. Sapının yaprağı. Şimdi kişi yanlış besleniyorsa, bağırsaklardan toksik madde çok geliyorsa, karaciğer kendini bu toksik maddeleri yok etmek için çok yoğun çalışır. Zamanla toparlayamaz. Ne olur? Kolesterol oranı yükseliyor. Fırlı. Yükseliyor, yükseliyor. Mesela burada bir Çatalca'da bir hanıma teyze var. 58 yaşında. Kolesterolü, trigliseridi fırlamış. Trigliseridi 527, kolesterolü 248. Şu yiyecekler yasak. Bizim ürünleri kullandı. 4 hafta içerisinde trigliseridi 527'den 160'a, kolesterolü 248'den 90'a. Bütün değerleri düştü. Çok güzel. Normala düştü. Yani 4, tam 4 hafta içerisinde. Karaciğer değerleri normal seviyeydi yani. 4 hafta içerisinde. Şimdi eğer ki kolesterol yükselirse karaciğer yükselen kolesterolü bazen taşa dönüştürüyor. Safra kesesinde. Safra taşı oluyor mesela. Safra taşı evet. Oluyor. Veyahut da safrada çamur oluşuyor. Çamurlu evet duymuştum. Çamurlu safra. Çamur oluşuyor. Bu gibi durumlarda evet. Safra kesesini çok basit ve çok kolay taşlardan temizlemek mümkündür. İngiliz tuzunun 2 yemek kaşığı İngiliz tuzundan 1 bardak su da şöyle 1 bardak suya 2 yemek kaşığı İngiliz evet. Tuzu katılır, içilir. 10 dakika sonra yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı limon suyu karıştırılıp içilirse evet. Safra kesesindeki bütün taşları dökülür. Çok güzel, evet. Yani ameliyata gerek yok. Burada mesela fotoğraf... Gösterelim ekrana. Var da pek evet. Anlaşılabilir. Biraz İsteyenler, açık renk ama. Açık renk. Doğaltedavi.net'te. Evet. Doğaltedavi.net'te. Bir daha tutalım ekrana. Belki görünür. Evet. 7-8 tane safra taşı. Evet. Çeşit çeşit, rengarenk. Vatandaş... Yani bunların safra taşını düşürebileceğine inanamadı. Alayım deneyim dedi. Ameliyat olmaktan iyidir. Nasıl kullandılar? Ne kadar kullandılar? Bir bardağı. Bir bardak suya evet. İki yemek kaşığı İngiliz tuzu. İngiliz tuzu dediğimiz İngiliz bir tuz. Özelliği nedir bu tuzun? Neden bu kadar? Bu adı tuz. Magnezyum sulfat. Evet. Bunun da 7 türü var. Magnezyum sulfat heptadien. 7 moleküllü su içeren türü. Evet. Tıbbi maksatla kullandı. Bir bardak suyu içti. Ardından yarım zeytinyağı. 10-15 dakika sonra yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı limon suyu. İçtiği zaman kişi safra kesesindeki bütün taşları atar, temizler. Aa, kanalları çok, açar. Çok güzel. Yani ceviz kadar taş yoksa problem değil. Bazılarının çok nadir büyük taşlar oluyor. Evet. 1 santim, 1,5 santime duyuyoruz, kadar taşları, ki. Mesela ciddi bu vatandaşta irili ufaklı bir sürü taş. Ciddi hepsini düşürmüş. Şimdi bir defa kullandığı zaman taşların düşme ihtimali %50. Evet. Ara vermeden 15 gün arka arkaya kullanırsa safra kesesindeki taşların düşürmesi %99. Yani evet. Bununla ilgili araştırmalar var. İsteyenler, 15 gün boyunca düzenli 15 kullanırlarsa. Gün boyunca. Doğaltedavi.net'e girip veya Google'a girip safra taşı ile ilgili yazı yazdıklarını da bulabilirler. Şimdi Ankara Ayaş
Burada işmece var, kaplıca. Evet. Buradaki suyun birleşimindeki madde de magnezyum sülfat. O taşı düşürüyor. Evet, bu da evet. Magnezyum sülfat. Evet. O da magnezyum sülfat. Bu şekilde taşı düşürüyor. Evet, yani çoğu safra kesin taş olanlar Ankara, Ayaş'a giderler. Mesela orada kalırlar. Bilirler, iki hafta. Evet. Suyu içtiğinde hemen ishal yapar. Kişi hemen koşması tuvalete gider. Bunu içtiğinde sadece... Nereden ulaşabilirler İngiliz tuzuna? Gökçekaktar.com adresinden efendim. Evet. Gökçekaktar.com adresinden ulaşabiliriz. Evet. Ve doğaltedavi.net adresinden değil mi? Bilgi evet. Alabilirler. Çok önemli. Tabii kaya tuzunu da tavsiye etmiştik. Onun özelliklerini daha önceki programlarımızda bahsettik. Artık yemeklerimizde doğal tuzları kullanacağız. Bu İngiliz tuzu yemeklerde de kullanılıyor mu? Hayır. Bu magnezyum sadece bu sulfat. Bu rahatsızlık için. Bu soft yemek olarak Himalaya tuzunu kullanmak. Himalaya tuzunu öneriyorsunuz. Himalaya kaya tuzunu. Bu diğer bahsettiğimiz İngiliz tuzu ama izleyicilerimiz yanlışlıkla hani alıp yemeğe de birkaç tane atalım demesinler. Yok yok. Evet. Sadece bu tedavi için. Sadece safra kesesindeki safra kesesindeki taşlar için. Çamura karşı. Çamura karşı. Bugüne evet. kadar eskiden Osmanlı'da bile kullanılmış fakat zamanla unutulmuş. Günümüzde Avrupa'da, Amerika'da dünyanın her tarafında kullanılıyor. Evet, bu yöntem ameliyat, uygulanıyor. Yani safra kesesinin birçok fonksiyonları var. Durup dururken ameliyata gerek yok. Evet. Yani ameliyata ameliyat sonrası eski haline dönememe riski de var. Yani, birçok problem çıkabiliyor, komplikasyon gelişiyor. Ameliyattan sonra kişilerde aşırı zayıflama oluyor. Evet, vücut direnci düşüyor. Yani, birçok komplikasyon gelişiyor değil mi? Ekstra mikrobik durumlar ortaya çıkabiliyor. Evet, mesela böyle bir bayan ameliyat olduktan sonra kana pıhtı kaçmış. Kandaki pıhtı böbrekleri tıkamış. Evet. Aniden kronik böbrek yetmezliği ortaya çıkmış. Böbrek de iflas etmiş. Hay Allah. Yani Allah ne olacak versin. Şimdi bu dedi. Evet. Biz ona özel iksir, tonik, böbrek ve mesane çayı verdik. Allah'tan kronikleşmediği için yani ağır, akut hemen başladığı için iyileşti ama aradan zaman geçmiş olsaydı diyalize girmesi gerek. Bu sefer böbreklerini kaybedecekti. Çünkü kanda dolaşan pıhtı böbrekteki nefron süzgeçli şeklinde. Hücreleri tıkadığı zaman böbreklerini iflas ettirir. Evet. Yani kanda pıhtının dolaşması çok çok tehlikeli. Kalbe Allah korusun. Yani ölüme bile sebep olabilir. Tabii. Çok nadir olur bu. Olmaz gerçi de. Yani böyle ameliyatta böyle hatalar olmaz da nadiren olabilir de. Evet. Nadiren risktir. Olabilir. Risktir. Her ameliyat riziko. Bir risktir. Muhakkak birçok problem çıkabilir dediğimiz gibi komplikasyon gelişebilir. Sizin dediğiniz gibi bu tür durumlar ortaya çıkabilir. Tabii ameliyat mümkün olduğu kadar tedavi yolları araştırılmalı. En son çare. Tabii. Değil mi? En son artık hiçbir şey yapılamıyorsa ameliyata gidilmeli. Yani, karaciğerin tedavisi mümkün. Fakat dediğim gibi karaciğeri tedavi edebilmek ancak ve ancak bağırsakları tedavi etmekle mümkün. Evet. Kişinin bağırsaklarında problem varsa nasıl anlayacak? Şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık, ishal, halsizlik, dermansızlık, bazen yorgunluk. Bazen bir kabızlık bir ishallik olur değil mi? Tabii. Düzensiz durumlar diyelim. Bunlarda hani da hazım problemleri varsa evet. bağırsaklarında zaten dilden de anlaşılır. Bir kişinin dilinin üzerinde beyazımsı bir tabaka varsa bağırsaklarında mantar var demek. Hı. Sarımsı bir tabaka varsa çok mantar var. Kahverengimsi bir tabaka varsa çok çok mantar var. Aa, efendim yapalım kendimize bu testi. Eğer dilde beyaz bir tabaka varsa mantar var diyoruz. Bağırsaklarda mantar var. Evet, bağırsakta mantar. Sarımsı bir tabaka varsa çok mantar var. Kahverengimsi bir tabaka varsa çok çok mantar var. Tehlikeli. Hiçbir tabaka yok da kızarmışsa, dilin kırmızısı. Üzerinde böyle toplu iğnebaşı gibi noktalar varsa aşırı vitamin yetersizliği var demek. Vitamin? Vitamin yetersizliği. B6, B12 vitamin yetersizliği. Vitamin yetersizliği artı efendim. Dilin sağ ve sol tarafında diş izleri varsa sağlı sollu. Karaciğerde yağlanma var demek. Diş izleri derken? Dilini çıkardığı zaman kişi dilin yani, kenarlarında sağlı sollu diş gibi. İzleri. Evet, evet diş ezilmiş izleri gibi olur. Diş izleri efendim. Bakın çok önemli ipuçları yani, veriyor. Karaciğerde yağlanma var demek. Dilin ortasında böyle bir çizgi varsa midede ortasında çizgi varsa midede problem var. Gastrit. Şimdi herkes diline mi bakacak? Evet. Maalesef. Şimdi bu buluşu yapan bundan 4000 yıl önce Uygur Türkleri. Evet. Bize ipuçları vermişler. 4000 yıl önce evet, Türkler bulmuş. Evet. Dünyanın en eski, en büyük medeniyetini Türkler 16 evet. bin yıl önce kurmuşlar. Yani bugünkü Sümer yazısı,
çivi yazısı bile Orta Asya'dan gelmiştir. Sümerler getirmiş. Sümerler de Türk. Yani bütün dünyaya medeniyetler çivi yazısıyla dağılmış. Latince, Arapça, Çince, doğrudur, Hintçe. Doğrudur, evet. Atalarımız dünyanın en büyük Birobil devletini kurmuşlar. Milattan önce 9000 evet. yılından 1500 yılına kadar muhakkak. Adria'dan Alaska'ya kadar Türkler yönetmiş. 7500 yıl. Yani bu da ayrı bir hikaye. Evet, çok ayrı bir program konusu. Yani evet. bu dilden anlaşılabiliyor. Teşhis, Türklere ait bir buluş. Evet. Zamanla bunu Çinliler geliştirmiş. Doğaltedavi.net'te binlerce insan dili var. Çeşit çeşit farklı gösterdiniz diller. Gösterdiniz özellikleri. Evet. Kırmızı kırmızı nokta nokta ise vitamin eksikliği var demekmiş efendim. Evet. Değil mi? Yanlış anlamadım. Siyah bir leke varsa hemen acil doktora gitmesi lazım. Siyah dilin üzeri siyahlaşmışsa. Evet, bu çok önemli. Acil doktora gerçekten önemli bir ipucu veriyorsunuz. Ve dilin yanlarında böyle dişle sanki ısırılmış gibi böyle izler varsa efendim, o da karaciğerde yağlanma olduğunu bize haykırıyor demektir ama biz anlamıyoruz. Evet, şimdi ben Almanya'da binlerce insanın dilini kontrol ettim. Tabii baktım. Bakıyorsunuz. Allah Allah, şimdi Pakistanlılarda, Hindistanlılarda dilinin ortasında yırtık yok. Avrupalılarda yok, Türklerin dilinin ortasında çok yırtık var. Neden? Çünkü bir, Türkler aşırı beyaz un mamulleri kullanıyorlar, bağırsaklara zarar veriyor. Aşırı peynir yiyor, bağırsaklara zarar veriyor, pankreasa zarar veriyor. Aşırı siyah çay içiyor, bağırsaklara... Yani yanlış beslenme, siyah çay bağırsakları kurutuyor. Pankreasa zarar veriyor, mideye zarar veriyor. Peynir mikropları azdırıyor, mideye ve bağırsaklara zarar veriyor. Bu nedenle binlerce insanın diline baktım. Hemen hemen Türklerin hepsinin ortak özelliği dillerinin ortasında çizgi. Çizgi. Yani mide bağırsak problemi var. Evet. Fakat Pakistanlılarda, Hindistanlılarda, Avrupalılarda böyle bir şey yok. Neden? Çünkü onlar çayı bizim gibi demlemiyor. 2 dakika demliyor. 2 dakika demlenen çayda tanin denen bir madde deme geçmediği için bağırsaklara zarar vermiyor. Çay 2 dakika demlenirse etirik yağlar deme geçer, faydalı. Evet. Beynin fonksiyonlarını artırır. Tiamin, kofein gibi maddeler. 3 dakika demlenirse flavonoidler deme geçer, faydalı. 3 dakikadan fazla demlenen çay tanen çıkıyor. Bağırsakları yağlı boya gibi boyar. Evet. Bağırsaklar kurursa, kavrulursa, boyanırsa besinlerden vitamin, mineral alamaz. Emmesi azalıyor. Evet. Evet. Bu zaman ne olur? Karaciğere zarar verir. Yani karaciğerin yağlanması bağırsaklardaki problemlerden kaynaklanır. Evet. Bunu şöyle basit bir örnek vereyim. Bizim köyün üstünde çok temiz bir ırmak var. Köyün içinden geçerken caminin yanında da bir tuvalet var. Kanalizasyonu vermişler ırmağa. Aşağıdaki köyünde su yok. Onlar da bu pis suyu içiyor. Ne oldu? Hepsi hasta. Tabii ki. Şimdi bağırsaklara besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi emerken bağırsaklar bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeyi demiyor. Nereye gidiyor bu toksik madde? Karaciğere gidiyor. Evet. Karaciğer bu toksik maddelerle uğraşmaktan zamanla bütün değerleri alt üst oluyor. Yoruluyor, yağlanıyor. ALT'si, AST'si fırlıyor vesaire. Evet. Herhangi bir virüs, herhangi bir yolla hepatit C, hepatit B hemen o vatandaşın karaciğeri zafiyeti olduğu için mahvediyor, yakalanıyor. Evet. Çok kolay hastalanabiliyor. Bağışıklık sistemi zaten çökmüş. Evet. Çünkü bağırsaktan gelen toksik maddeleri arıtmak için uğraşıyor. Evet. Ve çok yani. Yorulmuş oluyor. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz İbrahim Bey. Çok değerli bilgiler aldık. İnşallah bir başka programda yine paylaşmak ümidiyle diyoruz bilgileri. Ve değerli bir kitap var efendim. İbrahim Gökçek Bey'in Şifalı Bitkiler ve Alternatif Tıp isimli. Şöyle gösterelim. İletişim numaralarından edinebilirsiniz, sorabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Onu da hatırlatalım. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir başka programda bekliyoruz yine. Efendim sizlere de teşekkür ediyoruz. Hastalara acil şifalar. Yine bu programımızın sonunda da sağlık en büyük nimet. Yeryüzünde sağlık en büyük varlık diyoruz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.